Sözcü yazarı İsmail Saymaz köşesinde oyuncu Hakan Ural'ın Metro Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul'la ilgili bir televizyon programında yaptığı yorumlara tepki gösterdi. Saymaz Hakan Ural'ın yanlış anlattığı bilgileri de düzeltti. İsmail Saymaz, Metro Anlaşması'nın tartışmaya açılmasına ve TSK'daki tarikat örgütlenmesine itiraz eden bir duyurudan ötürü 10 emekli amiralin gözaltında 5. güne uyandığı saatlerde Emekli süperstar Hakan Ural, Kanal İstanbul ve Möntro hakkında konuşuyordu. Ural yorumcusu olduğu 3. sayfa ve magazin ağırlıklı TV programında Boğazlar meselesini masaya yatırırken karşısındaki çıtı pıtı spikerse 3000'den gelinen nokta zaten bence her şeyi açıklıyor diyerek emekli süperstara hak veriyordu. Tuhaflık bir değil ki geceleri TV tartışmalarında karşılıklı türküler söyleniyor. Sabahları uluslararası sözleşmeleri magazin ünlüleri ele alıyor. Ural masaya elini vura vura Möntrö'den ötürü yabancı savaş gemilerinin Boğaz'dan vızır vızır geçtiğini öne sürüyor. Şöyle diyor Ural: Kanal İstanbul'u kim istemez? Amerika istemez. Kanal istemem ben Amerika olsam, Rusya olsam istemem. Ne güzel elimi kolumu sallayıp Fransa olsam istemem. Macron'a kızıyoruz ya, istediği an savaş gemisini vızır vızır geçirir. Halbuki montre'ye göre Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkeler boğazdan geçebilmek için iki hafta önceden Türkiye'ye ön bildirimde bulunmak zorunda. Geçen gemilerin toplam tonajı 15 bin tonu aşamaz. 9'dan fazla gemi geçemez. Uçak uçurulamaz, denizaltı gönderilemez. Karadeniz'de 21 günden çok kalamaz. Üstelik bu barış halinde böyle. Savaş halinde Türkiye gemilere yasak uygulayabilir. Montrö sayesinde Karadeniz ABD'nin izinsiz giremediği tek deniz olarak biliniyor. Bu yüzden ABD Montrö'nün değiştirilmesini istiyor. Ayrıca Ural Boğaz'dan ücretsiz geçildiğini sanıyor. Türkiye sağlık kontrolü, fener, şamandıra ve kılavuz ücreti alıyor. Ücret 2.5 frank kuru üzerinden belirleniyor. señor. kuşkusuz düşük gelir elde ediliyor. Uzmanlar ücretin anlaşmayla artırılabileceğini kaydediyor. Ural Boğaz'dan geçen gemi sayısının 2023'te 86 bin olacağını iddia ediyor. En hafif deyimiyle yanlış biliyor. Boğaz'dan geçen gemi sayısı her yıl azalıyor. Örneğin 2006 yılında 54.880 gemi geçti. 2010 yılında 50.871 gemi. 2015'te ise 43.544. 2020 yılında rakam 38.404'e düştü. Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirme raporuna göre 2071'de 86251 geminin geçeceği tahmin ediliyor. Süveyş ve Panama kanalları kat edilmesi gereken yolu yarı yarıya kısaltırken Kanal İstanbul'da dikkate değer bir yol ve süre kazancından söz edilmiyor. Boğaz'dan belirtilen kalemler dışında ücretsiz geçen gemiler yol ve süre bakımından kolaylık sağlamayan kanala neden para versin? Ayrıca Kanal İstanbul'un daha güvenli olduğu da söylenemez. Çünkü İstanbul Boğazı'nın en dar yakası 750 metreyken Kanal İstanbul'un en geniş yakası ise 275 metre olarak hesaplanıyor. Ural'ın sandığının aksine Kanal İstanbul gelir getirecek bir kanal değil, dünyanın en büyük harfiyat ve inşaat operasyonlarından biri. Çet raporuna göre projenin süresi 7 yıl. Bunun 4 yılı kazıyla geçecek. Kanalın kazısından en az 1.3 milyar metreküp harfiyat çıkarılacak. 11 ton dinamit patlatılacak. Her gün 10 bin kamyon vızır vızır çalışacak. Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı yok olacak. Avrupa yakasındaki temel su kaynağı olan Terkos Barajı zarar görecek. Stratejik yeraltı su kaynakları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre bölgede 226 bin olan nüfus 2 milyona çıkacak. İstanbul'un son tarım alanlarından biri olan bu bölgede hayvancılık sınırlandırıldı. 20 bin futbol sahası kadar tarım arazisi, 200 bin tonluk buğday üretimi, 400 bin ağaç elden gidecek. AK Parti iktidarını inşaat, maden ve enerji ihalelerine dayalı yandaş kayırma ekonomisi üzerine kurdu devletin servetini çılgın proje diye nitelendirilen geçilmeyen köprülere, uçulmayan havalimanlarına, şehir hastanelerine, paralı otoyollara ve dolayısıyla betona gömen iktidar, şimdi Kanal İstanbul hamlesiyle sıcak para girişi sağlayarak ayakta kalmayı umuyor. Belki de bu yüzden emekli amiraller mahkemede ifade verirken emekli süperstarlar magazin programında Möntro'yu anlatıyor dedi.